Uzun zamandır söylediğimiz şey demokrasi krizinin ekonomik krizi yaratacağıdır. Maalesef memlekette de demokrasi krizi ekonomik krizi yaratmıştır. Yani bugün kirasını ödeyemeyen, çocuğuna ayakkabı alamayan, evinin gıda ihtiyaçlarını karşılayamayan tüm yurttaşlarımız bilsin ki şu anda yaşadığınız ekonomik, evde yaşadığınız ekonomik krizin temel nedeni demokrasi krizidir. Demokrasi krizini yaratan da maalesef iktidarın ortaya koyduğu güvenlikçi politikalardır. Yani Türkiye'nin temel meselelerine demokratik çözümler üretmek yerine güvenlikçi politikalara döndüler. Güvenlikçi politikalara dönülmesi de hem demokratik taleplerimizin yok sayılmasını neden oldu ve huzurumuzu kaybettirdi, toplumsal barışımızı kaybettirdi. Aynı zamanda da ödediğimiz vergilerin işte eğitime, sağlığa, sosyal politikalara gitmesi yerine silahlara, savaşlara gitmesine sebebiyet oldu. Yani şu anda atanan memurlar, öğretmen, sağlık emekçisi olması gerekirken öğretmenler atanamıyor, yeterli sağlık emekçisi atanamıyor. Bunun yerine en çok atanan memurlar asker ve polisler maalesef. Bu çerçevede de dediğim gibi toplum ne huzur bulabiliyor ne de refah bulabiliyor. Bütün yurttaşlarımız şunu bilsin, ekonomik krizi yaratan sebep demokrasi krizidir. Şu anda mesela 2015 yılında bakarsak örnek olarak ve 2014 yılına bütçe yakında gelecek. 2015 ve 14 yılında bütün güvenlikçi politikaların toplamı 50 milyar TL'ydi. Yani İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Teşkilatı gibi bütün güvenlikçi politikaların toplamı 50 milyar TL'ydi ki normal bir rakamdır. Bir ülke elbette ki iç güvenliğini veya sınırlarının güvenliğini sağlamak için böyle makul bir rakamı harcaması normaldir. Ama iktidar 2015 yılında çözüm sürecini bitirip savaş politikalarına döndükten sonra şu anda 2022 yılına geldiğimizde güvenlikçi politikaların toplamı 500 milyar TL'yi aşacak. Yani 6 yılda savaş politikalarının dönülmesi sonucu 10 kat güvenlikçi politikalara artış oldu. Şimdi bu aradaki diyelim ki normal bir artış olsa 50 milyar TL en fazla 100 milyar TL olurdu. Şimdi bu arada olan 400 milyar TL'lik bir harcama var. Şimdi bu 400 milyar TL ile neler yapabilirdik diye baktığımızda memleketteki emekliler mesela ay sonunu getiremiyorlar, öyle değil mi? Hani 3500 lira emekli maaşıyla bir kira bile ödenmez, bir evin gıda harcaması bile yapılmaz. Biz mesela en düşük emekli maaşını 7-8 bin liraya çıkarabilirdik mesela bu 400 milyar TL ile. Bunun yanında 200 bin, 300 bin öğretmen ataması yapabilirdik. Aynı paranın içinde olarak söylüyorum. Emeklilikte yaşa takılan tüm emeklileri emekli edebilirdik. Veya 3600 ek gösterge meselesini memurların daha iyi bir şekilde çözebilirdik. Kredi yurtlar kurumunda borçlu gençlerin mesela borç faizlerine değil yalnızca bütün borçlarını silebilirdik. Ne yapıyor Erdoğan? Ben diyor faizinizi siliyorum dedi seçim yatırımı için. Oysa yapılması gereken bütün borçların silinmesi. Neden? Çünkü devlet öğrencilere borç vermez, burs verir. Yani dar gelirli öğrencinin sen ihtiyacını karşılayacaksın, yurt ihtiyaçlarını karşılayacaksın. Yurt problemi de var değil mi gençlerin? Ne yapıyorlar? Büyük şehirlere gidiyorlar, okuyamıyorlar. Bir ev kiralamaya kalksalar 5 bin lira, 6 bin lira en düşük evler. Oysa yurt meselesini çözebilirdik. Yani şu anda Türkiye'de 250-300 bin yurt açığı var. Tüm bunları yapabilirdik. Yani bu 400 milyar TL savaş harcamaları yerine bütün bu sosyal politikaların yapılabileceği kaynaktır. İşte o açıdan söylüyorum. Şu anda şöyle bakabilir yurttaşlarımız. İşte ordumuz ne güzel, dağ taşı bombalıyor. İşte her köşe başında polisi, asker var. Ama senin çocuğun işsiz. Senin evinde her gün ekmeğin eksiliyor. Geçen yıl iki kere evine et sokabiliyorken bu yıl bir kere et sokamıyorsun. Geçen yıl çocuğuna iki kere ayakkabı alabilirken bu yıl bir kere bile ayakkabı alamıyorsun. Bunun sebebi iktidarın ortaya koyduğu tek adam rejimi ve tek adam rejiminin savaş ve güvenlik politikalarıdır. Bu politikaların vazgeçilmediği sürece de hiçbir iktidarın ortaya koyduğu proje başarıya ulaşamaz. Mesela ne diyor? Sosyal konut yapacağım diyor değil mi? Nasıl yapacaksın? Sonuç olarak bütçe tercihlerden oluşur. Sen, elbette ki bir devlet sosyal konut yapmak zorundadır zaten. Yıllardır bunu yapmadılar. Ama şimdi diyor ki 250 bin sosyal konut yapacağım. Bunun için 400-500 milyar lira para lazım. Nereden bulacaksın parayı? Bir yerden kısman lazım. Savaş politikalarını kısmadığı sürece bu sosyal konutların da yapılma şansı yok. Şu anda ev barınma krizi yaşayan yurttaşlarımız şunu bilsin.
saraylara, savaşlara, yandaşlara akan kaynaklar durdurulmadığı sürece bu sosyal konutlar yapılamaz. Ama ne, biz ne yapacağız? Biz geleceğiz, saraylara, savaşlara, yandaşlara akan kaynakları durduracağız. Hem toplumsal barışı sağlayacağız, hem de burada elde ettiğimiz tasarruflarla sosyal konutları da yapacağız, toplumun diğer taleplerini de karşılayacağız. Şimdi savaş politikaları her zaman iktidara yakın kesimleri zenginleştirmiştir. Mesela düşünün, şu anda Erdoğan'ın damadı SİHA yapıyor, öyle değil mi? Ve sonuç olarak bu SİHA'lar Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden karşılanıyor. Kendi damadını zenginleştiriyor başta. Başka pek çok savunma sanayi ile ilgili, silah savaş politikaları ile ilgili yatırımlar yapılıyor. Tank yapılıyor, top yapılıyor, füze yapılıyor. Bütün bunlar da yandaş şirketlere veriliyor. Ve bu şekilde yandaşlar savaş politikasıyla, savaş sanayiyle de zenginleştirilmiş oluyor. İşte bunların önüne geçmemiz gerekiyor. Savaş yalnızca böyle zenginleştirmez. Bir de savaşın yarattığı bir yolsuzluk ekonomisi vardır. Niye? Çünkü vatan, millet, Sakarya diyorlar. Efendim düşman var, hain var, terörist var diyorlar. Bir olağanüstü hal yaratıyorlar. Bununla beraber de kamu ihalelerini hep yandaşlarına veriyorlar. Demokratik bir toplumda denetim mekanizmaları hakimdir ve denetim mekanizma çerçevesinde ihaleler en rasyonel şekilde, en şeffaf şekilde yapılır ve en uygun fiyata kim veriyorsa ona verilir. Ama savaş politikasının hakim olduğu yerde bunlar bir yandan vatan millet Sakarya deyip öbür taraftan malı götürürler. Maalesef bununla karşı karşıyayız. Kamu ihaleleri yalnızca savaş politikasıyla ihaleler değil, yani silah, tank, top yapma, SİHA yapma ihaleleri değil. Diğer ihaleler de maalesef tercihli yöntemlerle yandaşlara veriliyor. Böyle böyle soyuluyoruz. Yani ödediğimiz vergiler halka dönmüyor, yandaşlara doğru akıyor. İşte savaş politikalarının sonucundan birisi de bu, maalesef bu. Şimdi burada bizim HDP'nin ortaya koyduğu çizgide herhangi bir değişiklik yok. HDP toplumsal barışı, demokratik bir yaşamı, ekolojik bir yaşamı, kadına özgür bir yaşamayı 7 yıl önce de 10 yıl önce de savunuyordu, bugün de savunuyor. Bizim HDP değişmedi. Ama değişen iktidardır, iktidarın tercihleridir. AKP ve MHP birlikteliği maalesef faşizan bir iktidara doğru savruldu ve topluma artık zulümden başka bir şey vaat edemiyor. Çözüm vaat edemeyen iktidarlar zulüm vaat ederler. Bunun değişmesi için bu noktada siyasi bir önerinin ortaya çıkılması lazım. Yani daha doğrusu HDP'nin bir muhatabının olması gerekiyor. HDP'nin şu anda muhatabı yok. Yani bir çözüm istiyoruz, çözüm siyasetini ortaya koyuyoruz, anahtar bir partiyiz ve bu çerçevede bunun muhatabının ortaya çıkmasını talep ediyoruz. Ama maalesef altılı masada ortaya çıkan öneri de eksik bir demokrasi. Yani tam bir bu anlamda Kürt meselesine demokratik çözümü öneren, demokratik bir yaşamı öneren bir öneri altılı masadan çıkmış durumda değil. İşte bu da büyük bir eksiklik. Çünkü bu öneri ortaya çıkmadığı sürece iktidar evet faşizan bir çizgide ama diğerinin de tam bir demokrasi vaat ettiğine dair bir inanç ortaya çıkaramıyor. Bu yüzden de aslında net bir şekilde muhalefetin kazanacağına dair bir inanç da oluşamıyor. Oysa bizim önerdiğimiz, yani bu iktidarın ortaya koyduğu bütün çizginin panzehirini ortaya koymalıyız. Bu iktidar dışlayıcı bir siyaset ortaya koydu. Muhalefet olarak hep birlikte kapsayıcı bir siyaset ortaya koymalıyız. Yani Türk'ü de, Kürt'ü de, Ermeni'yi de, Sünni'yi de, Alevi'yi de, Hristiyan'ı da topyekün 87 milyon Türkiye Cumhuriyeti'nin kapsayıcı bir siyaset ortaya koymalıyız. Bunu başardığımız zaman büyük kazanacağız. Aksi takdirde iktidar muhalefetteki bu sinerjiye nifak sokmaya devam edecek. Şu anda maalesef dediğiniz gibi savaş politikalarının alternatifini ortaya koyan muhalefette bir dinamik ortada yok. Ve muhalefet eksik bir demokrasi öneriyor. Bu da Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına bir heyecan vermediği için net bir şekilde büyük kazanma iddiasını ortadan kaldırıyor. Ve yalnızca kazanmak değil, demokrasiyi kazanmak yönündeki heyecanımızı da maalesef ket vuruyor. Türkiye'nin en temel meselelerinden birisi Kürt sorunudur ve 100 yıldır çözülememiş bir sorundur. Kürt meselesi eğer ki çözülürse iki şey kazanırız. Hem huzurumuzu kazanırız, yani huzur dediğimiz şey toplumsal barış sağlanır, toplumda ayrımcılık biter, herkes eşit yurttaşlık, eşit yurttaş olmanın gururunu yaşar, onurunu yaşar, huzurunu yaşar ve bu çerçevede toplum barışır. Bu birinci kazançtır. İkinci kazanç da ekonomik kazançtır. Refahımız olur. Bugün soframızdaki ekmek eksiliyorsa
Kürt meselesindeki çözümsüzlük yüzünden eksiliyor ve Kürt meselesi üzerinden yaratılan güvenlikçi atmosfer çerçevesinde ortaya çıkan yolsuzluk ve hırsızlıklardan dolayı eksiliyor. Bu çerçevede daha demokratik, daha şeffaf, daha denetlenebilir bir devlet düzeni olur ve bu çerçevede elde edilen vergiler de kaynaklar da halka doğru akar. Yani bugün şunu kimse unutmasın. Eğer ki bir gencimiz işsizse, ki ben bugün Diyarbakır'da gezdiğimde her iki gençten birisinin işsiz olduğunu görüyorum, çalışan bir gencin de geçinemediğini görüyorum. Bunun sebebi toplumun temel meselelerini çözememiş olmamız ve hem gayri safi yurt dışı hasılamızın, hem kişi başı gelirin, hem de gelirdeki eşitsizliğin, çünkü birileri bu gelirden çok büyük paralar kazanıyor, pastanın büyük bölümünü kendine alıyor, toplumun büyük bölümü de sefalet içinde yaşıyor. Bütün bu meselelerin çözümü aslında demokrasiye doğru yürümekten geçiyor. Demokrasiye doğru yürüdüğümüz zaman tüm Cumhuriyet yurttaşları, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları emin olsun, ekmeğimiz de büyüyecek. Yani bu çerçevede hem huzurumuzu kazanacağız hem de refahımızı kazanacağız. İktidar Türkiye uçuyor diyor ama biz inanın sokaklarda her gün sahadayız. İşçiyle, memurla, emekliyle, gençle, kadınla, herkesle görüşüyoruz, çiftçiyle görüşüyoruz. Ben günlerdir Diyarbakır'dayım, köylere gidiyorum, mahallelerde geziyorum, esnafla görüşüyorum, kadınlarla görüşüyorum, gençlerle görüşüyorum. Daha mutluyum, mesudum, durumum çok iyidir diyen tek bir kişiyle rastlamadım. Ama iktidar ne diyor, iktidar medyası ne diyor? Türkiye uçuyor diyor. Yani vatandaş da soruyor, kim uçuyor arkadaş? Yani işçi, memur, emekli, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının %90'ı, %95'i eğer ki ekonomimiz geriledi diyorsa, huzurumuz yok, biz mutlu değiliz, evimizi geçindiremiyoruz diyorsa kim uçuyor? Maalesef toplumun %1'i uçuyor. Yani yandaşlar uçuyor gerçekten. Servetlerine servet katıyorlar ama halk yoksullaşıyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti tüm yurttaşlarımız şunu bilsinler. Üçüncü dünya ülkelerinde, yani demokrasinin olmadığı ülkelerde birileri uçar. Ama bunlar iktidardakiler ve iktidarın yandaşları olur. Yani küçük bir azınlık olur. Geride kalanlarsa sefalet içinde yaşarlar. Biz istiyoruz ki toplumun %100'ü refah sahibi olsun. Yani ortada ürettiğimiz her şey adaletle paylaşılsın. Bunu da ancak demokratik bir düzende sağlayabiliriz. Şu anda evet görüyoruz, bazı yerlerde lüks şatafat içinde yaşayanlar var. Lüks arabalarda bir gecede bir asgari ücretlinin maaşını yiyenler var. Ama onlar yalnızca %1. %99 ise şu anda sürünüyor. Biz %100'ün hep beraber kazandığı bir siyasi düzen ve %100'ün hep beraber hakça paylaştığı bir ekonomik düzen hayal ediyoruz. Bunu da başaracağız. Şimdi muhalefet iki noktada anlaşıyoruz muhalefetle. Tek adam rejimine karşı muhalefet. Bu konuda anlaşıyoruz. Biz de tek adam rejimine karşıyız. İkinci anlaştığımız bir konu, kaynaklar yandaşlara gidiyor diyorlar. Buna karşıyız diyorlar. Bu konuda da anlaşıyoruz. Ama tam olarak anlaştığımızı düşünmediğimiz veya muhalefetin ortaya koymadığı, bizim dışımızdaki muhalefetin ortaya koymadığı bir konu var ki, savaş politikalarına karşı çıkmak. Yani şu ana kadar baktığımızda iktidar, efendim, Yunanistan'la diyelim ki bir gerilim yaşıyor, bakıyorsunuz muhalefet iktidarın yanındayız diyor. Yani oysa o da bir savaş politikası, gerilim siyaseti, çatışma siyaseti. Veya Azerbaycan-Ermenistan arasında bir çatışma çıkıyor. İşte Azerbaycan'ın yanındayız, sonuna kadar yanındayız diyorlar. Oysa barışın yanında durmuyorlar. Yani güvenlikçi politikalara destek veriyorlar. Veya Rojava'ya dönük, işte efendim Suriye'ye dönük, Irak'a dönük bir askeri operasyon yapıldığında bir bakıyoruz ki bütün muhalefet iktidarın arkasına diziliyor ve iktidarın yanındayız diyorlar. Bütün bunlarda muhalefetin savaş politikalarının karşısında olduğuna dair maalesef bir umut vermiyor. Oysa şunu söyleyeyim, diyelim ki ideolojik olarak siz diyelim ki iktidarın mevzubahis Kürt olduğunda, mevzubahis Ermeni olduğunda, mevzubahis Yunan olduğunda aynı hizaya diziliyorsunuz ve milliyetçi bir çizgide bakıyorsunuz. Peki onlara şunu sormak isterim, vaatlerinizi nasıl yerine getireceksiniz? Yani bütçede bir kaynak var, bu kaynakta silahlara, savaşlara gidiyor. Bu kaynakları kesmeden nasıl halka vaat ettiğiniz vaatleri yerine getireceksiniz? Nasıl emeklilerin maaşlarına %100 zam yapacaksınız enflasyonu yükseltmeden? Veya kreditler kurma borçlu gençlerin borcunu nasıl siteceksiniz? Çiftçilere diyorsunuz ki şimdi verilen paranın 5 misli destek vereceğiz diyorsunuz. Nasıl vereceksiniz? Nereden parayı bulacaksınız? İşçilere diyelim ki daha çok kaynak ayıracağız diyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? Memura daha çok zam vereceğiz diyorsunuz mesela. Bunları nasıl yapacaksınız? Tüm bunların yapılabilmesi için en kolay kaynak
savaş politikalarına son verilmesidir. Savaş politikalarına eğer son verilirse çok ciddi bir tasarruf elde edilir ve bu çerçevede tüm toplumsal ve sosyal talepler yerine getirilebilir. Aksi takdirde tüm yurttaşlarımıza söylerim, savaş politikalarına karşı çıkmayan herhangi bir iktidar veya muhalefet önerisi toplumun ekonomik taleplerini de karşılayamaz. Şimdi iktidar bir algı yaratmaya çalışıyor. Bütün dünyada bir sıkıntı var diyor. Evet, gerçekten de bütün dünyada bir sıkıntı var. Ama Türkiye'de katmerli bir sıkıntı var. Yani kapitalizm elbette adaletsiz bir düzendir. Ve kapitalizmde adaletten bahsedemezsiniz. Yani kazananlar ve kaybedenler vardır bütün kapitalist ülkelerde. Ama Türkiye'de vahşi kapitalizm var. Ve vahşi kapitalizm olduğu ülkelerde adaletten hiç bahsedemezsiniz. Mesela şöyle örnek vereyim. Mesela Kuzey Avrupa ülkelerinde de İsviçre'de, İsveç'te, Norveç'te de kapitalizm var. Ama orada bir yandan sosyal devlet var. Yani kazananlar yine orada var daha çok. Ama orada uygulanan vergi politikalarıyla o çok kazanandan çok vergi alınıyor. Ve o elde edilen vergilerde sosyal politikalar harcanıyor. Peki Türkiye'de ne yapılıyor? Çok kazanan, iktidarın ortaya koyduğu ekonomi politikasıyla çok kazanan şimdi daha fazla kazanıyor. Yani servetine servet katıyor. Garibanlar oysa ekmek meselesine düşmüş durumdalar. Yani şu anda gelir adaletsizliği katlanarak artmış durumda. Mesela son iki yıldır uygulanan politikalar çerçevesinde şu anda enflasyon emekçinin alım gücünü bitirirken patronların kârına kâr katıyor. Niye? Patronlar ürünlerine istedikleri gibi zam yapıyorlar veya Avrupa'ya ihracat yaptıklarında euro bazında ihracat yapıyorlar ama işçilerin gelirleri enflasyona karşı ve dolara karşı eridiği için alım gücü bitiyor. İşte Türkiye'de vahşi kapitalizm var, farkı bu. Dünyada da sıkıntı var evet ama Türkiye'de katmerli bir sıkıntı var. Dünyada da gelir eşitsizliği var kapitalist ülkelerde evet ama Türkiye'de gelir eşitsizliğinde katmerli bir gelir eşitsizliği var. O açıdan bizde iktidar yaratmaya çalıştığı algı, onlara da sıkıntı var, bizde de sıkıntı var. Doğru ama yanlış olan konu bizde katmerli sıkıntı var ve bu katmerli sıkıntı gün be gün daha da artacak. Şimdi maalesef dünyada bir 3. Dünya Savaşı'nın ayak seslerinin işitildiği günlerden geçiyoruz. Mesela Amerika-Çin gerilimi, Tayland üzerinden ciddi bir gerilim var. Ukrayna-Rusya arasında zaten bir savaş yürüyor. Batı ciddi anlamda Ukrayna'ya silah desteği veriyor ve Rusya da her gün cepheye daha fazla asker sürüyor, daha fazla silah sevkiyatı yapıyor. Bunun dışında pek çok yerde gerilimler var. Sıkıntı şu, her yerde savaş politikaları ön alınıyor. Yani çatışmalı konuları savaşla çözmek üzerine irade konuluyor. Mesela Azerbaycan-Ermenistan arasında evet bir gerilim var. Vardı 30 yıldır bir gerilim var. 90'larda da savaş oldu, 2 yıl önce de savaş oldu. Son haftalarda da bir maalesef bir çatışma daha oldu. Yüzlerce Ermeni ve Azeri yeniden hayatını kaybetti. Maalesef bölge ülkeleri de bu meselelerin çözümünü istemiyorlar. Yani Türkiye'de biliyorsunuz yangına benzin döküyor, Azerbaycan'ın yanında diyor. Rusya, Azerbaycan-Ermenistan arasında tavşana kaç, taziye tut politikası uyguluyor ve bu gerilim üzerinden bölge üzerindeki hegemonyasını artırıyor. Mesela Suriye'deki gerilimler üzerine hem Rusya hem Amerika Suriye'ye girdi. Türkiye-Yunanistan gerilimi üzerine Amerika daha fazla bölgeye giriyor. Yani emperyalistler barışını sağlayamayan ülkeler üzerine hegemonyalarını sürdürüyor ve dünyada savaş tamtamları esiyor. Peki bundan kim kazanıyor diye baktığımızda savaş baronları kazanıyor. Hem emperyalist güçler bölgesel hegemonyalarını artırıyorlar hem de savaş baronları yani silah şirketleri kârlarına kâr katıyorlar ama halklar kaybediyor. Halklara da şu söyleniyor, düşman var, hain var, işte Yunanistan'la bizim gerilimimiz var. Oysa şu mesele şu, elbette gerilimler olabilir ama gerilimler diplomasiyle, barışçı politikalarla çözülebilir ve halkların ortak yaşam düşüncesi üzerine çözülebilir. Aksi takdirde çatışmalı olur ve şunu kimse unutmasın. Çatışmalarda savaş baronları kazanır, ırkçı iktidarlar kazanır ama halklar kaybeder. Ermenistan-Azerbaycan arasında da yeniden yüzlerce insan hayatını kaybetti. Ama Rusya'sı bakıyorsunuz ayrı bir yerde bir hegemonya kurdu. Amerika gidip orada barış sağlamaya çalışan güç gibi ortaya konuluyor. Oysa yapılması gereken halkların barış politikalarını ortaya koyabilmesidir. Bundan maalesef çok uzaktayız. Yani barışçı bir paradigmaya acilen dönmemiz gerekiyor. Aksi takdirde
Dünya son yüzyılda iki dünya savaşı yaşadı. Yeni bir dünya savaşının ayak sesleri duyuluyor. Buna karşı bir barış hareketine ihtiyacımız var. Dünya barış hareketine ihtiyacımız var. Aksi takdirde savaşın felaketini hep beraber yaşamaya devam edebiliriz. Yani savaş döngüsü zaten iktidarların tercihleri. Yani çözüm üretemeyen iktidarlar içe kapanırlar ve düşman ararlar. Yani düşman yarattıkları sürece de ancak iktidarlarını sürdürebilirler. Mesela düşünün ki Azerbaycan'daki rejim Ermeni düşmanlığı söz konusu olmazsa rejimini sürdürebilir mi? Ermenilere karşı olan düşmanlık ne yapıyor? Oysa Azerbaycan'ın çok önemli kaynakları var. Petrolü var, doğalgazı var. O kaynaklar halka doğru aksa halkın refahı sağlanır. Ama ne yapıyor? Ermenistan'a veya Ermenilere karşı olan düşmanlığı üzerinden orada bir rejim kurmuş durumda ve bu rejim maalesef kaynakları silaha aktarıyor. Mesela Türkiye-Yunanistan arasında olan gerilime baktığımızda, işte Yunanistan'la bir sağcı iktidar, Türkiye'de bir sağcı iktidar, bu gerilim üzerinden iktidarlarını tahkim ediyorlar. Ve ne yapıyorlar? Bütçelerinin çok önemli bölümünü F-35 alıyor, F-16 alıyor, Fransa'dan Miraj uçakları alıyor, tank top füze alıyor. Neye yatırıyor? Silahlara yatırıyor. Kim kazanıyor? Fransız ve Amerikan ve başka ülkelerin silah şirketleri kazanıyor. Kim kaybediyor? Yunan köylüsü kaybediyor, Türkiye'nin köylüsü kaybediyor. Niye? Çünkü o kaynaklar, mesela düşünün şu anda Diyarbakır'da tarlasını köylüler ekemiyor. Niye? Gübre fiyatları çünkü 5 katına çıkmış durumda. İlaç fiyatları 5 katına çıkmış durumda. Yeterli devlet desteği onlara verilmediği için tarlasını ekemiyor. Veya hayvan üreticisi hayvanına yem alamadığı için kesime gönderiyor. Oysa kaynaklarımız silaha gitmeyip köylüye gitse hem gıda güvenliğimizi sağlayacağız hem de köylü ekmeğini bulacak. İşte alternatif model barışçı paradigmadır. Barışçı paradigmaya dönmeden de halklar için önce ölümdür tabii her şeyden önce. Çatışmalarda çünkü o bilgisayar oyunu değildir. İnsanlar ölür çatışmalarda ki insanlar ölmeye devam ediyor. İkinci mesele de refahımız eksiliyor. Barışçı paradigmanın gereği budur ve sosyalist olan, sosyal demokrat olan, halkların barışına inanan, radikal demokrat olan tüm anlayışların barışçı bir barış hareketine veya savaş karşıtı bir harekete ihtiyacı var. Aksi takdirde dünya karanlık bir noktaya doğru sürükleniyor. Ya ben bir süredir ben krizin derinleşeceğini hep söyledim ve her zaman da derinleşti. Yani yurttaşlarımız da şunu görüyor. Yani Allah'a şükür diyor mesela bazı yurttaşımız. Ben de diyorum ki tamam şükredelim ama yarın bugünden daha kötü olacak dedim. Hep de öyle oldu. Neden? Çünkü bu iktidarla geçen her gün bir önceki günü aratacak dedim, öyle oldu. Niye bu iktidar? Çünkü yoksullardan vergiyi topluyor, saraylarına, savaşlarına ve yandaşlarına aktarıyor. Bu da gelir ve servet eşitsizliğini büyütüyor. Bunun sonucunda ne oluyor? Dar gelirlerin alım gücü yok. Şimdi esnafa gidiyorsunuz, esnaf siftah yapamadım diyor. Kim ondan sift ayakkabı alacak mesela? Dar gelirli alacak. Dar gelirinin cebinde para olmadığı için ayakkabıyı alamıyor. Bu da bir kısır döngü yaratıyor. Şu anda ülke stagflasyona girmiş durumda. Stagflasyon ekonomideki en kötü durumdur. Ne demektir stagflasyon? Durgunluk içinde enflasyon demektir. Şu anda Türkiye'de geçici olarak enflasyon yaratarak, para dağıtarak millete geçici olarak bir ekonomik aktivite yarattılar. Ama bu şey gibidir enflasyon, bir doping gibidir. Bir sporcuya da dopingi verirsiniz, belli bir süre koşar ama dopingin etkisi bittiği zaman çöker kalır. Şu anda enflasyonda geçici bir hareketlilik yarattılar ama enflasyonun ikinci etkisi büyük durgunluktur. Şu anda durgunluk içinde yüksek enflasyon yaşıyoruz. Bir sorunumuz daha olacak. Dolar kurunu, yani Merkez Bankası kaynaklarını satarak tuttular bugüne kadar 18 liralarda. Şimdi Merkez Bankası'nın satılacak dolarları iyice azalmış durumda. Rusya lideri Putin'e belli tavizler vererek bir 10-20 milyar dolar daha aldı. O da 1-2 ay daha ekonomiyi tuttu. Ama bu taşıma suyla değirmenin dönemeyeceğini göreceğiz. O para da bittiğinde dolar yeniden bir hamle yapacak. Dolar fırladığında enflasyon fırlayacak. Enflasyon fırladığında yeniden dolar fırlayacak ve bir sarmala gireceğiz. Bu da ekonomide ani duruş riskiyle karşı karşıya bırakıyor bizi. Neden? Çünkü Türkiye ithalata dayalı bir ekonomik düzene sahip. İthalat şu anda yapabiliyoruz. Çünkü dolar geçici miktarda var ama dolar bittiğinde ithalat yapamadığımızda bir Venezuela durumuna düşmekle durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. İthalat yapamadığımızda da ekonomimiz daha büyük darbe alır. Bu da o zaman ekonomide de ani duruş riskiyle karşı karşıya bırakır bizi.
ve ciddi anlamda iş ve istihdam kaybıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu da bir depresyon anlamına göre ekonomi için. Yani önümüzdeki senaryoların ben daha kötü olduğunu düşünüyorum ve zor bir kış geçireceğiz. İşte enerji faturalarının daha da yükseldiği, hayatta kalma yani evini geçindirme meselesinin daha da zorlaşacağı bir kış geçireceğiz. Karamsar bir tablo çizdiğimin farkındayım ama ekonomik veriler maalesef çok zor bir kış geçireceğimizi bize gösteriyor. Bu kışı geçirirken de benim tüm yurttaşlarımıza önerim dayanışmadır. Yani bu kış elinde avucunda olanların olmayanlarla paylaşması gerekir. Çünkü bu zalim iktidarın böyle bir derdi yok. Onların tek derdi yandaşlarına para aktarmak veya partizan bir şekilde sosyal politikalar yürütmek. Muhalif olanlarsa bu yardımlardan faydalanamayacağını düşünüyorum. O açıdan ihtiyacımız olan şey bu kış dayanışmadır.